bizim için bir soru sorusu olur. Yani gittiğimiz şirketlerle en çok karşılaştığımız husus örnekten metodolojisinin olmaması. Olmadığı için de o metodolojiye uyum sağlamaması. Bizim en çok karşılaştığımız konulardan biri. Yabancı para birimi cinsinden kredileri değerlendirmek, denetim çalışmaları, eksiklikler ve bizim bu kapsamdaki yaygın bulgularımızdan biri. Bir diğer başlığımız ise hasılat hesapları denetimi. İçerikte 7 kalem var. Bu 7 kalemin 6'sı bilanço hesabı, 1'i gelir tablosu hesabı. Aslında denetimler %60'ı, %70'i bilanço hesapları üzerinden dönüyor. Bilanço hesapları doğrulandığında bir nevi gelir tablosu hesaplarına yönelik de denetçi güvence sağlamış oluyor. Orada belirli kapsamlarda analitik prosedürler, analitik madde normal testleri uygulayarak da gelir tablosu kalemlerine ilişkin güvence elde etmiş olabiliyor. Bu kapsamdaki örnek denetim hedeflerimiz nelerdir diye bulursak, hasılatın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamadığından emin olmak. Raporlanan hasılat tutarını doğru bir şekilde ölçümlediğine emin olmak. Hasılatı doğru döneme yansıtılmadığından emin olmak. Hasılatla ilgili geçerli bir hasılat raporlama çerçevesinde yer alan hükümlere verip açıklamaları yapılıp yapılmadığından emin olmak diyoruz. Geçen finansal raporlama çerçevesi hükümleri geliyor bu kapsamda. TFRS 15 artık TFRS 18 hayatımızın geri kalan kısmında kaldı. Artık yeni standartımız TFRS 15. Bu da hasılatın sınıflandırılması ile ilgili 5 aşamalı bir model öneriyor bizim için. Sözleşmenin tanımlanması, edim yükümlülüklerinin tanımlanması, işlem bedelinin belirlenmesi, işlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtılması ve edim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi son başlığımız. Peki hasılatı nasıl ölçeceğiz? İşlem bedeli üzerinden muhasebeleştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Peki işlem bedeli nedir? Onu tanımlayabilecek olursak. İşletmenin üçüncü şahıslar adına tahsis edilen tutarlar hariç, taahhüt ettiği mal veya hizmetleri müşteriye devretmesi karşılığında hak etmeyi beklediği tutar diye işlem bedelini standart tanımlıyor. Peki hasılatı finansal tabloda nasıl alıyoruz? Edim yükümlülüğünü yerine getirildiğinde bu edim yükümlülüğüne tekabül eden işlem bedelini hasılat olarak finansal tablodan alıyoruz. Bu noktada hasılatla ilgili karşılaşabileceğimiz temel riskler nelerdir? Gerçekleşmemiş hasılatı finansal tablodan alınmış olması riski. Hasılatın yanlış dönemine kaydedilmiş olması riski. Hasılatın geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun bir şekilde muhasebeleştirilmemiş olması riski. Tüm satış işlemlerinin finansal tablolarda gösterilmemesi riski. Ve son olarak da önemli bir konu aslında. İlişki taraflarla gerçekleşen satış işlemlerinin, üçüncü taraflarla gerçekleşen satış işlemlerinden farklı bir şekilde ölçülmüş olması riski bizim için önemli. Burada bir işletmede beklemiş olduğumuz asgari kontroller nelerdir diyecek olursak, satışlar onaylanmış, müşteri siparişi veya nakliye belgesi olmadan kaydedilmemektir. Kredi satışlar ve malların nakliyesi için işletmeci oluşturulmuş politikalar izin verilir. Satışlar yönetici onaylanmış fiyat listesi ve koşullar üzerinden gerçekleştirilmelidir. Nakliye belgeleri sıra numaralı olmalı ve ilgili müsavvara ilerilikle muhasebe ve satış departmanlarına iletilmelidir. Müşterilere her ay ve belirli dönemlerde hesap mutabakatı yapılmalıdır. Bu bizim hayalimizdeki işletmede uygulanması gereken iç kontrollerdir diyoruz. Bu kapsamdaki risklere yönelik uygulayacağımız denetim prosedürleri nelerdir? Hasılatın yanlış bölümü kaydedilmiş olması riski ilk riskimiz. Hangi yönetim yardımımıza karşılık geliyor? Sınıflandırma. Uygulayacağımız denetim prosedürleri ise tepkik. Hangi denetim prosedürlerini uygulayabiliriz? Bu kapsamda son bir aya ilişkin satışların destekleyici belgeleri. Nedir bunlar? Stok çıkış belgeleri bizim için önemli olabilir. Bunlar üzerinden tetkik edilmesi. Özellikle yurt dışı satış sözleşmelerinde teslim şartlarına ilişkin teslim şartlarına uygun bir şekilde muhasebeleştirmelerine emin olmak. İşte yerinde mi teslim edilecek yoksa o süre ne kadar bizim için dönemselliğe yönelik bir risk değil mi? Bunların göz önünde bulundurulması. Alacaklara yönelik alınan mutabakatların dönemsellik açısından bir soruna işaret etmediğine dikkat alınması. Bilanço dönemi sonrasında gerçekleşen satış iadelerinin incelenmesi.
dönem sonunda gerçekleştirmiş hasılatı, işletmenin kaydettiği varsayımıyla takip eden yılın başında da böyle iade alacağı varsayımıyla hareket ediyor burada denetçi. Eğer dönem sonunda satışlarda ciddi bir artış varsa, eğer burada bir manipülasyon varsa, takip eden yılın başında da iadelerde bir artış olması bekliyoruz biz. Bu kapsamda bir artış ya da risk yoksa denetçi için zaten uygulayacağı denetçi prosedürü de olmuyor. Bir ikinci başlığımız, gerçekleşmiş hasılatın finansal tablolara alınması riski. İlgili yönetim beyanımız gerçekleşme, uygulayacağımız maddi doğrulama testisi, tetkik ve analitik prosedürler. Bu kapsamda nelerle yapabiliriz? Satışlar aylar itibariyle analiz edilebilir ve önemli sapmaların olup olmadığı kontrol edilir. Sapma varsa bunların gerekçeleri anlaşılır. İşletme mevsimsel bir iş yapıyor. Belli mevsimlerde satışları artabilir. Bu son derece normal ama denetçinin bunu sorgulaması ve anlayış elde edilmesi lazım. Bu tür manipülasyonlar yıl sonuna doğru daha sık yapıldığından yıl sonlarındaki satışlar satışlarda önemli bir artış olup olmadığı değerlendirilir. Dediğim gibi yani bir manipülasyon varsa muhakkak bir yıl sonuna doğru sarkacaktır. Satış işlemleri kaydından destekleyici belgelere giderek satış işleminin gerçekleşmediği kontrol edilebilir. Nedir satış işleminde destekleyici kayıt? Bizim için fatura, faturaya destekleyici kayıt, bir ödeme dekontu, banka estresi, belgesi ya da o satışın gerçekleştiği stok ayağından çıkan bir stok fişi, ambar fişi, bunlar bizim için önemli, sevgili sahnesi. Hareket görmeyen alacak belgelerin bu yönde araştırılması, satış yerlerine, diskonto oranına ilişkin alt belgelerini tetkik edilerek bunların doğru bir şekilde muhasebeleştirilmesi, incelenmesi de diğer denetim prosedürlerimiz. Bir üçüncü başlığımız, tüm satış işlemlerinin finansal tablolarda gösterilmemiş olması riski diyoruz. Uygulayacağımız bilgi yönetim yani tablo uygulayacağımız denetim prosedürleri ise analitik prosedürler ve tetkik. Peki bu kapsamda neler yapılabilir? Ambar çıkış makbuzu gibi destekleyici belgeler seçilerek muhasebe kayıtlarından kontrol edilir. Aylık satışlar analiz edilir. Önceki yılda cari aylık satış fakirleri karşılaştırılır. Önceki yıl Ocak ayı satışlarıyla cari yıl Ocak ayı satışları, sapma varsa bunların gerekçeleri, neden bu artışın kaynaklandığı, gerekçesi kur da olabilir. Gerçekleşen satış maliyetleriyle satış tutarlarına ilişkin makuliyet testi, sunum başında da demiştik. Yani bir giren mal belli, çıkan mal belli, onun için hasılatında o oranda bir mantıklılık içerisinde gerçekleşmiş olması lazım. Olağan dışı banka tahsilatlarının bu yönde değerlendirilmesi, işletmeyi olağan dışı nakit girişi varsa bunun da sorgulanması lazım. Hasılatın geçerli finansal raporlama çerçevesinde uygun bir şekilde muhasebeleştirilmesi riskinde bir diğer başlığımız. Bilgi yönetim beyanımız gerçekleşme ve doğruluk uygulayacağımız denetim prosedürü bu kapsamda tetkik. Bu kapsamda neler yapabiliriz? İşletmenin hasılatı ilişkin muhasebe politikası geçerli finansal raporlama çerçevesinde uygun olmadığı değerlendirilebilir. Yani hangi durumda hasılat yazacak işletme, buna yönelik bir yazılı politikası ya da uygulaması varsa, bunu uyuyor mu, uymuyor mu öncelikle. Uyuyorsa bu koymuş olduğu politika geçerli finansal raporlama çerçevesi hükümlerine uyum sağlıyor. Buna bakmak gerekir. Seçilecek satış işlemlerinin muhasebeleştirme koşullarını karşılayıp karşılamadığını test edilmesi de bir diğer başlığımız. Son riskimiz ilişki taraflar. Bizim için önemli demiştik. İlişki taraflarla gerçekleşen işlemleri, üçüncü taraflarla gerçekleşen işlemlerden farklı ölçülmesi son risk, hangi yönetim beyanına karşılık gibi doğru uygulayacağımız denetim prosedürü ise tetkik. En başında aslında işletmeyi denetlerken bir ilişki taraf listesi almıştık. Daha sonra meslekli şüphecilik hareket ederek bize vermiş olduğu listenin doğru mu, yanlış mı olduğu ya da bize bildirmediği bir ilişki taraf olmadığını kontrol ettik. Daha sonra bu listeye karar getirdiğimizde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemleri belirledik. Nedir bu işlemler? 1, 2, 3 kalem olabilir, hiç önemli değil. En çok hangi işlemler gerçekleşiyor? A ürünü, B ürünü, C ürünü satılmış ilişkili taraflara. Bunları örnek olarak seçip, hani örnekler metodu uygulayıp, burada işletme tamamen, denetçi tamamen bağımsız. Bunun o söz konusu mağmurları ya da malların üçüncü taraflara satışlarının incelenmesi, o satış fiyatlarının farklı olup olmadığını değerlendirilmesi lazım. Bir fark varsa bunun gerekçelerinin anlaşılması lazım. Bir satış listesi varsa bu listeyi tutar,
fiyatlara uyulup uyulmadığını değerlendirmesi lazım. Bir işletme tarafından bir politika öngörülmüşse politikaya uyulup uyulmadığını ve bu politikaya geçerli finansal durumu çerçevesi şekillerine uyumlu olmadığını değerlendirmesi lazım. Bu bizim için vergi kısımlara transfer fiyatlandırması başlığı altında karşımıza çıkartmışız. Bu noktada eğer ilişki taraflarla ciddi işlemler varsa ciddi risk olarak kabul edip söz konusu tutarları doğrulanması lazım. Özellikle halka açık işletmelerde. Devletimlerle karşılaştığımız, tespit ettiğimiz hususlara değinecek olursak hasılatla ilgili. Hasılatta hile kaynaklanan yanlışlıkların, yanlışlık risklerini belirlenmemesi en çok karşılaştığımız hususlardan birisi. Vadeli satışlarda vade farkı ayrıştırmasının yapılmaması. Bu şimdiye kadar en çok karşılaştığımız husus ama TFL son 5'te birlikte artık vade farkı 1 yıl istisnası getirildi ve bundan sonra muhakkak olarak karşılaşmayı geliştiriyorum. Hasılatta dönemsellik kavramına uyulmaması, sözleşmeden kaynaklı hasılat, finansal faktörü alınması da bizim en çok karşılaştığımız hususlardan biri. Benim sunum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.